Selamlar arkadaşlar. Bugün komisyon bazlı bir çalışma yapısı olan Amazon Affiliate programından bahsedeceğiz. Amazon Affiliate programı gene Amazon üzerinde işliyor. Fakat siz bu programda kendiniz bir şey satmıyorsunuz. Halihazırda satan Amazon ürünleri için, Amazon'daki ürünler için daha doğrusu, Amazon'a trafik gönderiyorsunuz, müşteri gönderiyorsunuz ve bu müşteriler satışa dönüştüğü zaman Amazon size komisyon ödüyor. Siz şimdi arkadaşlar genel olarak bunun bir mantığı üzerinde konuşalım. Yapmaya değer mi? Artıları ne? Eksileri ne? Bunları değerlendirelim. Bununla da arkadaşlar Amazon Affiliate aynı zamanda Amazon Associates olarak da geçiyor. Amazon.com/associates'ti sanırım genel URL'si adresi. Ama zaten Amazon Associates diye yazarsanız nasıl başlayabileceğinize dair Amazon'un kendi sayfasına öncelikle okuyabilirsiniz. Bu arada bu arkadaşlar benim uzmanlık alanım değil biliyorsunuz zaten. Fakat Amazon Associates'le çok yakından çalışan yakın bir arkadaşım. Dolayısıyla ben de ister istemez biraz işin içine girmiştim zamanında. Hatta kendim de bir eğitim alıp işin prensiplerini öğrenmeye çalışmıştım. Kendisiyle eğitim programımızda da bir mini seri yapmıştık. Eğer ilginizi çekerse arkadaşlar, ilginizi çeken bir video serisi ise, video konusuysa videonun altına yazın. Kendisiyle haftaya sanırım pazartesi günü olacak. Sözleştik. Sorularınızı da sorun. Oradan bunu ufak seri olarak en azından size anlatmaya çalışalım. Belki ilginizi çeker. Bu videonun sonunda da arkadaşlar artılarına eksilerine bakacağız. Sonra yapmaya değer mi onu düşüneceğiz. Şimdi avantajlarına bahsedelim. Bir, minimal yatırım. Minimal yatırımdan kasıt şu, çok yani bir ürün almıyorsunuz. Yani işte ürünü al, ürünü stokla, ürünü gönder vesaire gibi şeyler yok. Sizin burada yaptığınız şey aslında Amazon'da halihazırda satan ürünlere trafik göndermek. Ama tabii ki bu biraz teorik olarak minimal yatırım. Yani ne yapmak istediğinize bağlı. Şimdi siz bir tane web sitesi yaparsınız. Ne yapacaksınız çünkü siz? Web sitesi yapacaksınız. Web sitenize önce trafik çekeceksiniz. Sonra o kişi gidecek, web sitesindeki linke tıklayacak, Amazon'a gidecek. Şimdi siz eğer web sitenize çok trafik çekmek istiyorsanız Google'da çok iyi noktalarda olmanız lazım. Hem organik olarak hem belki reklam olarak. Bunun için sizin sitenizde bir sürü backlink olması lazım. Yani çok teknik detaylara girmeyeyim. Ya da bir forumunuz, blogunuz olması lazım. İnsanlar organik olarak sizi buluyor olması lazım. Aksel'de sadece reklamla yaparsanız zaten yatırım artar. Bu blogu kurmak, içerik hazırlamak ya da hazırlatmak, eğer kendiniz yapmayacaksanız bir yandan hani bu avantaj dediğimiz şey dezavantajına dönüşebilir. Bu aklınızda olsun. Minimal risk. Eğer işleri kendiniz yaparsanız aslında kaybedeceğiniz çok fazla bir şey yok. Zamanınızı kaybetmiş olursunuz. İşte bir de çok minimal şeyleri kaybedersiniz. İşte alan adını ödediğiniz adres, işte domain adını, ücretini kaybedersiniz vesaire. Ama eğer reklama ve içeriğe para ödemiyorsanız aslında çok fazla kaybedebileceğiniz bir şey yok zamanınız dışında. Diğer bir avantaj döviz kazancı. Tabii ki şu andaki dolar kuruna baktığımızda döviz kazanmak her zaman bir avantaj. Özellikle ürün maliyeti olmadan döviz kazanıyorsanız bu daha da büyük avantaj. Yani komisyon üzerinden kazanıyorsanız. Başka bir artısı arkadaşlar, bağlantılı büyüme potansiyeli. Buradaki mantık şu. Sizin demin ne dedik? Siz önce trafiği web sitenize çekiyorsunuz. Web sitenizden Amazon'a gönderiyorsunuz. Eğer sizin siteniz zaten iyi satan ve iyi görüntülenme alan bir site haline gelirse, orada siz farklı ürünleri de, yani işte mesela şöyle şeyler yapabilirsiniz. Şu ürünü aldık, test ettik, sonuç bu çıktı deyip o ürünlerin de aslında incelemesini yapabilirsiniz. Onlara da yönlendirme yapabilirsiniz. Ve aslında şu anda görmüş olduğunuz ikinci konu, daha doğrusu beşinci konu ama bu sayfadaki ikinci konu, çerezli çalışma mantığı devreye giriyor. Bu ne demek? Bir müşteri Amazon'a gittiği zaman o ürünü almadı diyelim. Sizin gönderdiğiniz ürünü almadı. Başka bir ürünü aldı. Siz hala bundan komisyon alıyorsunuz 24 saat içinde yaptığı alışverişlerden. Dolayısıyla siz sitenizi eğer büyütebilirseniz ve yeterli trafiği gönderebilirseniz, sizin müşteriyi gönderdiğiniz ürünü müşteri satın almasa, başka ürün satın alsa bile siz bundan yine komisyon alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir mantık. Ve son olarak tabii ki Amazon güvencesi. Sizin gönderdiğiniz müşteriyi siz X bir web sitesine göndermiyorsunuz. Amazon'un kendisine gönderiyorsunuz ve Amazon'un genel olarak dönüşüm oranları diğer sitelerden daha yüksektir. Müşteri Amazon'a güvenir. Dolayısıyla bu Amazon güvencesinden de siz de nemalanmış oluyorsunuz. Dezavantajlarından bahsedelim. Düşük komisyon oranları. Şimdi düşük komisyon oranlarının dezavantaj olmasının sebebi şu. Aslında bence komisyon oranları fena değil. Özellikle mesela bu Türkiye'de de var. Bildiğim kadarıyla pazar yerlerinde var ama Türkiye'de böyle binde bir falan gibi oranlar veriyorlar.
Daha detaylı araştırabilirsiniz. Şu anda uzun zaman oldu bakalı. Ama Türkiye'deki komisyon oranları çok çok daha düşüktü. Aslında komisyon oranları Amazon'da çok düşük değil bence. Ama genel olarak burada dünyada affiliate oranları biraz daha böyle %20'lerdedir. Mesela işte software vesaire gibi affiliate yapıyorsanız %20 ile 30 arası değişir vesaire. Amazon'dakilerin bir bölümü %1, %2 gibi ürünler. Fakat gene de bu yani dezavantaj mı avantaj mı tam karar veremedim. Türkiye'ye de özellikle Türkiye'ye kıyasla aslında belki dezavantaj yerine avantaj olarak da değerlendirilebilir. Cookie çerezli çalışma mantığı. Bunu arkadaşlar demin avantaj olarak göstermiştik. Şimdi dezavantaj olarak da aslında göstermek gerekli. Çünkü 24 saat kısa bir süre. Kimi müşteriler ürünü görecektir, 24 saat sonra Amazon onları hatırlatacaktır ya da bir hafta sonra girip alacaktır. Amazon bunlardan komisyon vermiyor. Sadece 24 saat içinde olan satışlardan komisyon veriyor. Çoğu web sitesi arkadaşlar bir link üzerinden gittiğinde müşteri o silinene kadar yani o çerez bilgisayardan silinene kadar size komisyon verir. Amazon öyle yapmıyor. 24 saatte aldı diyor. Almadıysa geçmiş olsun diyor. Bir de avantaj tabii yabancı dil. Sizin Amazon'a trafik gönderebilmeniz için web sitenizi müşterinin incelemesi lazım. Web sitenizdeki içeriği okumaları lazım. Bu içeriği İngilizce olarak düzgün yazılması lazım. Bunu kendiniz yazabilirsiniz ya da kendiniz yazamıyorsanız bir Fiverr'da, Upwork'ta yani outsource edebilirsiniz. Başkasına yazdırtabilirsiniz. Ama tabii işte burada o zaman şu taraf değişiyor. Yani minimal yatırım demiştik ya başta. Siz bunları kendiniz yapmayıp yani kendi zamanınızı harcamayıp başkasının zamanını satın almaya başladığınızda o zaman buradaki minimal yatırım değişiyor. Siz çok güzel bir forum yaptırın, çok güzel bir blog yaptırın, çok güzel bir web sitesi yaptırın ve bunların hepsi para tabii ki. Başka bir şey SEO bilme zorunluluğu. Şimdi belki bazı arkadaşlar benimle aynı fikirde olmayacaktır ama bence Amazon affiliate yapacaksanız, organik trafik çekecekseniz mutlaka ve mutlaka SEO bilmeniz gerekir. Web sitenizin optimal olması gerekir. Geçen videonun altında bazı arkadaşlar yorum yapmıştı. Demişti ki işte biz Black Hat taktiklerle sen burada 38 TL'ye klik ücreti hesapladın. Biz bunu 0,01 TL'ye çekiyoruz vesaire. Bunlar arkadaşlar sürdürülebilir iş yöntemleri değildir. Yani ben gideyim Black Hat yöntemler yapayım işte gizli orada arka planda bir şeyler yapayım. Google sizi yakalar arkadaşlar. Google'dan da akıllı olamazsınız. Bir gün kalkarsınız bütün bu emekleriniz boşa gitmiş olur. O yüzden böyle Black Hat taktiklerden falan özellikle Google tarafında uzak durun. Dediğim gibi Google'dan daha akıllı olmak çok kolay değildir. Ya da Google'dan daha akıllı olan insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yani düzgün, bir işe baktığınız zaman o işi düzgün olarak yapabiliyor muyuz diye düşünmemiz lazım. Bazen Facebook grubunda şöyle sorular geliyor işte mesela özellikle Türkiye Facebook grubunda. Ya ben bu ürünü alırken satarken fatura ödemesem ne olur? Şimdi zaten sen bir ürünü satarken fatura ödemeden kâr edeceğini düşünüyorsan zaten sen aslında sistematik olarak bir şey yanlış yapmışsındır. Fatura kesmeden kâr edeceğini düşünüyorsan. Yani senin uzun soluklu bir yolda her şey düzgün giderken kâr edebiliyorsan kâr edebiliyorsundur. Yani oradan çalayım, oradan çırpayım, böyle kâr edeyim diye düşünürsek eğer zaten aslında biz aslında kâr ediyor olmayız o zaman. Yani çünkü işi nizami yaparak kâr etmek önemli. O yüzden arkadaşlar böyle bu SEO tarafında da yani Black Hat işler yaptım, oradan tıklama maliyetini düşürdüm ama Google sizi yakalar. Yani bir noktada yakalanırsınız. Burada da arkadaşlar gene katı Amazon kuralları var. Amazon hesabınızı hemen kapatıyor. Yani çok detayına girmeyeyim ama mesela resimlerde işte Amazon linkini koyduğunuz resimde yıldız falan kullanamıyorsunuz vesaire. İyi okumanız lazım. Biz de genelde kuralları çok iyi okumuyoruz. Yani burada da mesela şimdi böyle bir büyük bir trafik olsa Amazon Associates yapmaya başlayan çok kişinin hesabı kapanacaktır. Facebook grubunda gene Amazon Associates'te suspend oldum ne yapacağım tarzı mesajların sayısı artacaktır. Gerçi Facebook grubunu kapattım ama aşağıya sorabilirsiniz sorularınızı. Kurulum ve kabul zorluğu var arkadaşlar. Biraz bildiğim kadarıyla SSN numarası almanız gerekli. Ve herkesi kabul ediyorlar mı emin değilim. Biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar artılarından eksilerinden bahsettik. Tavsiye eder miyim onu düşünelim. Bence eğer web sitesi yapmaktan SEO'dan hiç anlamıyorsanız hiçbir fikriniz yoksa tavsiye etmeyebilirdim. Çünkü öncelikle onu öğrenmeniz gerekecek. Ha, öğrenirim sonra yaparım diyorsanız tabii ki yaparsınız. Yapamazsınız diye bir şey kesinlikle yok. Onun dışında Amazon Affiliate tarafında ki
Gelirler genellikle çok yüksek olmaz. Yani çünkü %1 düşük bir rakam. Yani kimi üründen satış yapılacak 10 sent kazanacaksınız vesaire. Yani çok düşük rakamlar kazanacaksınız. Bunu yaptığınız zaman yüksek satış fiyatlı ürünlere hedeflemeniz lazım. O piyasada da zaten bu işin pirileri bunu hemen hedefliyor. Yani Google'daki sıralar hemen hızlı bir şekilde doluyor. Yapan arkadaşın var mı? Bunu başaran arkadaşım, evet var. Onur'la detaylı bir videoyu isterseniz çekeriz. Dediğim gibi videonun altında belirtin. Onur'la detaylı bir videoyu çekeriz. O size artılarını eksilerini anlatır. Ne yaparsanız hesap kapanır. Hesap nasıl açılır? Kendisi ne kadar para kazanıyor? Ondan bahseder. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar, yani bundan böyle çok milyon eurolar, milyon dolarlar kazanan vardır illaki. Birileri kazanıyordur ama çok yaygın değil. Daha çok belki böyle web sitesini dizayn edip orada aktif olarak bırakıp kendinize buradan siz güncelledikçe gelir sağlayacak bir model olarak düşünebilirsiniz. Tam zamanlı bir iş haline de gelebilir mi? Gelebilir. Benim tercih ettiğim bir yapı değil. Ama bir yandan eğer hiç paranız yoksa, hiç sermayeniz yoksa kendi emeğinizi zamanı çevirmek için uygulayabileceğiniz bir sistem olabilir. Fakat dediğim gibi bence bunu yapacaksanız İngilizce bilmelisiniz. Çünkü zaten içeriği başkasına yazdırdığınız zaman maliyet artar. Biraz SEO bilmelisiniz ve gene web sitesi tarafında web sitesi kurmayı bilmelisiniz. Yani artık günümüzde bunlar çok zor şeyler değil. Web sitesi işte WordPress'te yapıyorsunuz zaten, birkaç eklenti koyuyorsunuz. Optimize mi değil mi size gösteriyor zaten. Yani çok zor şeyler değil. Ama yani sıfır İngilizce, sıfır bilgisayar bilgisi, sıfır internet bilgisi, web sitesi, yani o şekilde yapılacağını ben maalesef zannetmiyorum. Bunların her birini biliyorsanız da çok para kazanır mısınız? Bence çok para kazanmazsınız. Ama işi doları TL'ye çevirdiğiniz zaman yani fena da olmayabilir. Devamını arkadaşlar detayını istiyorsanız dediğim gibi videonun altına yazın. Onur da sorularınızı, hatta sorularınızı sorun, ben Onur'a sorayım. Direkt olarak oradan devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.